Herkese merhaba, ben Atakan. Artekin oyunlarında bir başka videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ve Long Dark'a beklenen güncelleme geldi arkadaşlar. Size hemen kısaca ondan bahsedeceğim, yeni gelen şeylerden. Ve hikaye moduyla ilgili detaylar, yeni videolar çıktı. Onlardan da bahsedeceğim. Hemen videoya geçelim. Şöyle bir uzun bir sayfamız var. Ben bunu dün akşam okudum. Hepsini okudum. Buradan önemli notları, aklımda kalanları sizlere paylaşacağım. Videoları da izleteceğim. Bu hikaye moduyla ilgili olan güncelleme. Ben önce bu sandbox moduyla olan ilgili güncellemeyi göstereceğim. En önemlisi size göstermediğim şeyleri göstermiştim zaten. Giysileri falan göstermiştim. Göstermediğim tek şey bilmediğim için, çünkü spoilerını vermemişlerdi. Yeni bir map geldi oyuna. Onu görüyoruz. Forlorn Muskeg. Forlorn The Muskeg is a vast frozen marshland, a wide open expanse of dead trees and ice. There's very little natural shelter, and even less man-made shelter to be found. But hardy survivors will be rewarded for finding the abandoned 100-year-old farmstead with the means to forge improvised tools. Watch out for thin ice. There are a lot of other fixes and improvements in Resolute Outfitter. Map'i kısaca gösterdi arkadaşlar. Map'in genel teması düz bir çorak toprak gibi bir şey. Donmuş bir göl gibi bir şey var. Çok büyük dağların arasında dümdüz buz. Çok zayıf buzlar var arasında, düşmeler falan filan. Ayrıyetten bir de çok geniş bir farm alanı olduğunu söyledi. 100 yıllık eski bir farm alanı. Onun haricinde de başka bir şey yoktur herhalde. Yani zor hayatta kalınacak şeylerdendir diye düşünüyorum. Onun haricinde başka bir şey yok burada göstereceğim. Zaten diğer güncellemeleri de biliyorsunuz. Onlar da şeydi. Giysiler vesaire. Onları zaten bir önceki videoda anlattım. İzlemediyseniz şuradan karta tıklayarak onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan mı oluyor? Hayır, buradan. Yani neyse. Şurada üstte bir yerden izleyebilirsiniz. Hemen Story Mode ile ilgili bilgileri geçeyim. Videoları izletmeden önce verilen bilgiler arasında yeni çıkan map hariç neydi? Forlorn Muskeg miydi? Öyle bir şeydi. Onun haricinde İki tane daha map gelecek. Sandbox hikaye modu yayınlanana kadar iki map daha gelecek. Hikaye modu 2017 yılında çıkacak. Kesin bir tarihi yok henüz ama 2017'de çıkacak kesin. Onunla ilgili bilgiler var. Dediğim gibi iki farklı map olacak. Ayrıyetten iki tane veya üç tane de bir major update gelecek. İki ya da üç tane. Major update bu giysi gibi çok oyundaki büyük bir değişiklik olan güncelleme demek arkadaşlar. Giysi modu, daha doğrusu giysi çeşitliliği, 65 tane işte yeni giysi sistemi vesaire. O bir major update'ti. Onun gibi oyunu kökten değiştirecek 2 veya 3 tane daha güncelleme gelecek hikaye modu yayınlanmadan önce. Öyle bilgiler var. Onun haricinde şöyle hikaye modunda geçecek maplerin videoları var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bir sahnemiz var. Hikaye modundan böyle bir sneak peek yayınladılar. Animasyonlardan, iki boyutlu animasyonlardan hikaye modunda kullanacağımız. Onun haricinde şöyle karanlık bir geçit var. Bir haberleşme merkezi gibi duruyor. Vallahi çok ilginç bir mekan. Bu tamamıyla buradakiler hikaye moduna gelecek o iki map'ten birinde olan mekanlar arkadaşlar. Bu da kendisi öyle. Desolation Point'teki makine liman gibi geniş bir işanı, makine üretim yeri diye geçiyor. Makine şehit, demir döküm vesaire falan filan. Böyle iş mekanı gibi ve oyuna eklenecek hayvanlardan biri olan geyik. Zaten uzun zamandır dönüyordan gelecek zamanlarda falan. Hikaye moduyla birlikte gelecek hayvanlardan bir tanesi de geyik. Onu da şöyle görelim. Onu da böylece görmüş olduk. Onun haricinde başka bilgi yok dediğim gibi arkadaşlar.
uzun bir yazı işte hikaye modunun nasıl ilerlediğiyle, çalışanlarla ilgili vesaire işte ekibin 3'te 4'ünün hikaye moduyla geri kalanın da açık dünya sandbox moduyla ilgilendiği vesaire gibi 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 bilgiler var. İşte grafikleri nasıl yapıldı vesaire. Dediğim gibi önemli bilgiler arkadaşlar. Hikaye modu 2017 yılında gelecek. Yeni çıkan map hariç 2 tane daha map olacak içerisinde. Ayrıca hikaye modu çıkmadan önce de 2 veya 3 tane majör yani büyük bir güncelleme alacak. Oyunu kökten değiştirecek giysi sistemi gibi güncelleme alacak. Onun haricinde başka söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bir sonraki bölümde zaten güncellemeyle oynuyor olacağız. Yeni map'i arıyor olacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Soru, görüş, önerilerinizi, bilgi almak istediğiniz herhangi bir konuda yorum atabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve iyi oyunlar.